el-azim, azamet ve büyüklük sahibi manasına gelmektedir. Allahü Teala azimdir. Hem zatında hem isim ve sıfatlarında azamet ve büyüklük sahibidir. Bütün büyükler onun büyüklüğü yanında küçüktür. Büyük bildiğimiz her şey el-azim isminin tecellisiyle ve bu isme mazhariyetle o büyüklüğe ulaşmıştır. Bu ismi şerifi iki cihetten inceleyeceğiz. Önce Cenab-ı Hakk'ın zatındaki büyüklüğü, sonra da isim ve sıfatlarındaki büyüklüğü tahlil ve tefekkür edeceğiz. Cenab-ı Hak, zatı itibariyle azimdir ve büyüklük sahibidir. İnsanlar bu azamet ve büyüklüğü kavramaktan acizdirler. İnsan bir şeyin büyüklüğünü bazen gözüyle görür, bazen aklı ile kavrar, bazen hayali ile ihata eder, bazen de hayal gibi en geniş duygu dahi o büyüklüğü kavramaktan aciz kalır. Mesela bir fili gördüğünüzde bu büyüktür dersiniz. Sonra bir dağa baktığınızda bu daha büyüktür dersiniz. Sonra bir denize bakarsınız, bu dağdan da büyük dersiniz. Bu büyüklükleri göz görürken, dünya büyüktür denildiğinde bu büyüklüğü göz İhata edemez. Çünkü dünya, gözün görebileceği büyüklükten daha büyüktür. Bu büyüklüğü insan ancak aklı ve bilimsel verilerle kavrayabilir. Güneşin dünyadan 1.300.000 defa daha büyük olmasını ise akıl zorla kavramakta ve bir kısım akıllar kavramaktan aciz kalmaktadır. Bu büyüklük belki de aklın kavrama sınırıdır. Çünkü dünyayı 1.300.000 defa büyütmek ve sonra akıl ile bu büyüklüğü görebilmek çok zordur. Bu büyüklüklerden sonra karşımıza aklın da ihata edemediği, belki hayal ile yetişilebilecek büyüklükler çıkar. Mesela denilir ki, Samanyolu galaksisinde Güneş gibi 300 milyar yıldız vardır. Samanyolu galaksisinin yarıçapı 100 bin ışık yılıdır. Böyle büyüklükler karşısında akıl, kavramaktaki acizliğini itiraf ederek vazifeyi hayale havale eder. Hayal, bir nebze bu büyüklükleri anlamaya çalışır, o da ancak bir nebze başarır. Sonra karşımıza hayalin de kavramaktan aciz kaldığı büyükler çıkar. Mesela Canis Majoris yıldızı. Bu yıldız 7 desilyon dünya büyüklüğündedir. Rakam olarak ifade edecek olursak, bu yıldız içine tam bu kadar dünya almaktadır. Yani 7 rakamının yanında 33 tane sıfır. Şimdi, bu kadar dünyanın içine sığdığı yıldızın büyüklüğünü hayal edebiliyor musunuz? Dil, aklın kavraması ya da hayalin ihata etmesi, dil bile telaffuzdan aciz kalıyor. İşte bütün bu büyüklerde Cenab-ı Hakk'ın El-Azim ismi tecelli etmiştir. Bu isme karşı bizim vazifemiz ise bu büyük mahlukların El-Azim isminin bir tecellisi olduğunu düşünmek ve bu mahluklara bakarken ''Ya Azim, Ya Azim'' diyerek Rabbimizi tesbih etmektir. Bu büyükleri gördükten sonra şimdi sıra geldi
Allah'ın zatının büyüklüğüne. İnsanın Allah'ın yarattığı mahlukların büyüklüğünü anlamaktan ve idrakten aciz olduğunu böylece gösterdik. Acaba mahlukların büyüklüğünü kavramaktan aciz olan insan, o mahlukları yoktan yaratan zatın, yani Allah'ın büyüklüğünü nasıl kavrayacaktır? Elbette ki kavrayamaz ve anlayamaz. İnsan daha yıldızların ve galaksilerin büyüklüğünü anlayamıyor. Nerede kaldı Allah'ın zatının büyüklüğünü anlamak? O halde El-Azim isminin Allah'ın zatına bakan cihetinde insanın bilmesi ve söylemesi gereken söz şudur: Allah azimdir. Zatı her şeyden ve her büyükten daha büyüktür. Zaten bütün büyükleri yaratan da O'dur. Bildiğimiz bütün büyükler O'nun zatı yanında küçüktürler. Ancak ben bu büyüklüğün mahiyetini anlamaktan, sırrına vakıf olmaktan ve aklımla ihata etmekten acizim. Ben Allah'ın azim olduğunu, her şeyden daha büyük olduğunu bilirim ve buna iman ederim. Ama zatındaki bu büyüklüğün mahiyetini kavramaktaki acizliğimi kabul etmekle beraber, işin hakikatini Allah'ın ilmine havale ederim. Evet, Allah azimdir. Lakin aklım, idrakim ve hayalim bu azameti anlamaktan acizdirler. Öyle ya, daha güneşin büyüklüğünü anlayamıyorken, güneşleri ve galaksileri bir emirle yoktan icat eden zatın büyüklüğünü nasıl anlayabilirim? Buna ancak iman eder ve tasdik ederim. El-Azim isminin Cenab-ı Hakk'ın zatına bakan cihetine bu şekilde noktayı koyalım ve biraz da bu ismi şerifin Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarına bakan yönünü düşünüp tefekkür edelim. Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarında bir sınır yoktur. Mesela kudretiyle bir çiçeği yarattığı gibi, aynı kolaylıkta baharı da icat eder ve cenneti de yaratır. Allah'ın kudretinde zerreler ile yıldızlar birdir. Onun kudretine kıyasla bu şundan daha kolaydır denilemez. Allah için bir sineği yaratmakla öldükten sonra bütün insanları diriltmek aynı kolaylıktadır. İşte bu manasıyla kudret sıfatının bir sınırı yoktur. Allahü Teala kudret sıfatındaki sınırsızlığı cihetiyle azimdir. Allah'ın kudreti sınırsız olduğu gibi ilmi de sınırsızdır. Mesela Allah-u Teala ilmiyle beni bildiği gibi bütün insanları da bilir, diğer bütün mahlukatı da bilir. Allah'ın bilmediği hiçbir şey yoktur. Onun ilmine kıyasla bunu bilmek şunu bilmekten daha kolaydır denilemez. Yine onun için dünden, bugünden ve yarından bahsedilemez. Geçmiş ve gelecek, ezel ve ebed her daim O'nun gözetimindedir. İşte bu manasıyla ilim sıfatının bir sınırı yoktur. Allah, ilim sıfatındaki sınırsızlığı cihetiyle azimdir. Allah'ın ilmi sınırsız olduğu gibi, görmesi de sınırsızdır. Mesela Allahü Teala Basir ismiyle beni gördüğü gibi, bütün insanları da görür, bütün mahlukatı da görür. Her şey onun görüş dairesindedir. Hiçbir mahluk onun görüşünden kaçamaz ve gizlenemez.
karanlık bir gecede toprağın altındaki karıncanın ayak izini görür ve onu bilir. İşte bu manasıyla basar sıfatının bir sınırı yoktur. Allahü Teala basar sıfatındaki sınırsızlığı cihetiyle azimdir. Allah'ın görmesi sınırsız olduğu gibi işitmesi de sınırsızdır. Mesela Allahü Teala Semî ismiyle beni işittiği gibi bütün insanları da işitir, kalplerimizin sesini de işitir, bütün mahlukatı da işitir. Bir ses, bir sese, bir iş, bir işe mani olmaz. İşte bu manasıyla işitme sıfatının bir sınırı yoktur. Allahü Teala işitme sıfatındaki sınırsızlığı cihetiyle azimdir. Diğer bütün isim ve sıfatları verdiğimiz örneklere kıyas edebilirsiniz. Cenab-ı Hakk'ın bütün isim ve sıfatları sınırsızdır. İşte bu sınırsızlığı ve büyüklüğü ifade eden isim El-Azim ismidir. Ey azamet ve saltanat sahibi! Ey azametine karşı her şeyin boyun eğdiği! Ey her şeyde azameti görünen! Ey bütün azimlerden daha azim olan! Ey izzetinde azim, celalinde azim, kudretinde azim ve her isim ve sıfatlarında azim olan! Azametinin hakkı için biz günahkar kullarını bağışla. Senden başka hiçbir şeyi olmayan ve tek ümidi affın ve rahmetin olan şu kullarına merhamet eyle. İsim ve sıfatların hakkındaki bu çalışmamızı günahlarımıza kefaret eyle. Bizleri kendine kul ve Habibine ümmet eyle.